Evet merhaba arkadaşlar final sorularının çözümü ile alakalı örnek bir şablon soru üzerinden sınav çözümlerini sunuyorum. Evet bu karşımıza çıkan soruda bakalım PCB'de bakır yolların elde edilmesi için %25 hidrojen peroksit ve %75 de hidroklorik asit kullanılıyormuş. E, Şematiğimizi ayrıca paylaşmadım. E, H2O2 vanası p 2 e bağlı HCl vanası ise P2-0'a bağlı. P21 vanası açıldığında e, yani hidrojen peroksite ilişkin vana açıldığında P23'e bağlı olan LED'in de yanması isteniyor. P20 vanası yani hidroklorik asit vanası açıldığında da eee P2.2'ye bağlı olan LED'in yanması isteniyor. Tüm karışımın vanalardan bakın burası önemli. 944 milisaniye içerisinde tamamlanabildiği ya da dolduğu biliniyor. Yani tüm karışım toplam 944 milisaniyede tamamlanacak. Yani bu ne demek istiyor bize? Bu sürenin %75'inde hidroklorik asit ve %25'inde de hidrojen peroksit sıvıları vanalardan alınacak. Bakın dikkat. 944 milisaniyenin %75'i için gereken süre hidroklorik asit için %25'i için gereken sürede hidrojen peroksitin dolması için gerekli. Hangisiyle yapmamız istenmiş? Zamanlayıcı sayıcı 0 ve mod 1 kullanarak yoklama yöntemiyle yani bu ne demek? Kesme yapısı kullanmadan e, ikinci soruda verilen cevap alanına yazınız denmiş çözüm. E, sorunun çözümünde toplam kaç makine çevirimi gerekli ise bakın toplam. Kaç makine çevirimi gerekliyse onluk sayı tabanında ve birimsiz olarak da birinci sorunun cevap alanına yazmamız isteniyor. <laughs> Öncelikle bakalım çözüme. E, zamanlayıcı sayıcı 0 kullanacağız. Mod bir de kullanacağız. Bunun için gerekli olan T mod ayarımız e, 0-1. Toplam makine çevirimini 786.667 olarak bulmuşuz. Nasıl bulduk isterseniz gösterelim. 944 milisaniyeyi 1.2 mikrosaniyeye bölmemiz lazım. Bu da bize bakın 786.667 makine çevrimini verecektir. Toplam makine çevrimi sayımız bu. Gerekli olan. Evet bu kadar makine çevriminin %75'i yani yaklaşık 59.000 makine çevrimi hidroklorik asit için. Ee, ve geriye kalan sürede arkadaşlar hidrojen peroksit için gerekli olan süre. Yani bir zamanlayıcıyı çalıştıracağız. 59 bin makine çevrimi boyunca hidroklorik asit dolduracak ve 196.667 makine çevrimi boyunca da e, hidrojen peroksit dolduracak. Tabi bunun için gerekli olan e, döngü sayısını da hesaplamamız lazım çünkü biz biliyoruz ki zamanlayıcı sayıcılar. 16 bitlik ve toplam maksimum 65.536 sayıyor. Her 65.536'da bir çevrim tamamlanıyor. Bunun için bakın 9.003 döngü kurmamız lazımmış. Yani bunun anlamı 10 döngü gerekiyor bize. 0.003'lük kısmı içinde bakın başlangıç ayarını 65.359 olarak ayarlamamız gerekiyor. Bir diğer e, yani hidrojen peroksit için gerekli olan döngü sayısını da hesapladığımızda e, benzer formülasyonla 3,001 elde ediyoruz. Ve bunun için gerekli olan makine çevrimi başlangıç değeri de 65.476 olarak tamamlanıyor. Yani toplam döngümüz 4 döngü olacak. Programa başlayalım. Origin 00x S-Champ X ile başladık. T-mod ayarımızı yaptık mod 1 için. 16 bit zamanlayıcı sayıcı ayarı ve zamanlayıcı modunda yazılımsal start var burada donanımsal starte ilişkin herhangi bir bilgi verilmediği için soru da bize yazılımsal start uygulayacağız başlangıç değerini yüklemişiz hangisi için bakın hidroklorik asit için arkadaşlar ilk başta yapmışız şuradaki başlangıç değerini yüklemişiz Sonra bunu zamanlayıcı sayıcılara yükledik. Toplam 10 döngü yapmamız isteniyordu 9003 için. Dolayısıyla 10 döngü değerini yüklemişiz. Bakın port 2'yi arkadaşlar düşük 4 bitini kullanacağımız için başlangıçta temizledik. Yüksek 4 biti başka bir amaç için kullanılıyor ise onlara dokunmamak için ANL komutuyla yaptık bu işlemi. Sonra port 2.0 ve 2.2 için ee, arkadaşlar ledi yaktık ve vanayı açtık ee, hangi bileşen için hidroklorik asit için ve ardından zamanlayıcımızı başlattık bakın burada e, bir zamanlayıcı döngümüz var taşma bekliyoruz temizliyoruz ve 10 döngü tamamlanmamışsa tekrar bekleye yönlendiriyoruz 10 döngü tamamlandığında bunun bizim için anlamı 59 bin makine çevriminin yapılmış olması demektir, yani hidroklorik asit yeterince alındı. Ardından ne yapıyoruz? Bakın, ilgili vanayı kapattık, ledi kapattık ve zamanlayıcıyı durdurduk. Sonra <laughs> hidrojen peroksit için arkadaşlar bakın gerekli olan bir makine çevrimi sayısı vardı. Hemen gelelim oraya. Şu. Evet bu başlangıç değerini yükleyeceğiz şimdi. Bu başlangıç değerini bakın yükledik zamanlayıcıya. Ve döngü sayımızda 3,003'tü yanlış hatırlamıyorsam pardon 1 imiş. Ee, yani toplamda 4 döngü yapmamız istenecek. Zamanlayıcıyı başlattık. Vanayı açtık ve o vanaya ilişkin LED'i açtık. Ardından yine burada 4 tane taşma bekliyoruz. Toplamda 4 taşma olduktan sonra ilgili vanayı kapattık ve ilgili LED'i kapattık. Zamanlayıcıyı durdurduk. Sonsuz döngü ve programımızı sonlandırdık. İlk sorunun çözümü bu şekilde olması gerekiyordu. Hemen gelelim bir diğer soruya. Bir matematiksel işlem verilmiş. 190 130 192 e, işleminin sonucu nedir? Girinizdenmiş Eksi 62 olarak e, ilgili çözüm alanımıza girmişiz. Ve ardından bu soruya ilişkin problemi 8051 assembly program kodları ile gerçekleyiniz. Sonuç pozitif ise P10 ve negatif ise P11'e bağlı olan LED'in yanması isteniyor bu soruda. Bakalım programımıza. Origin 00x S champ x ile başladık. Bu e, Çıkarma işlemini yapacağımız sayısal değerleri bakın 130'u akümülatöre atmışız ve 192'yi sabit bir e, byte adresine bilir ya da bit adresine bilir bölgedeki herhangi bir hafız alanına attık. Kullanacağımız pinleri arkadaşlar öncesinde temizledik muhakkak çünkü reset sonrası bunların zaten aktif olduğunu biliyoruz. Yani lojik bir olduğunu biliyoruz. Elde'yi temizledik çünkü çıkarma işlemi öncesinde muhakkak elde temizlememiz gerekiyor. Bunu biliyoruz. Ve çıkarma işlemimizi yaptık. Bakın şu satırda artık 130-192 işlemi yapıldı. Ve sonuç akümülatöre yazıldı. Şimdi akümülatöre yazıldı. Eğer bu işlem sonucunda sonuç negatif ise ne olacaktır? Elde oluşacaktır. Elde 1 olacaktır. Eldenin 1 olması demek bizi... E, negatif bölüme sürükleyecek. Bakın burada ne yapıyoruz? Set bit P11 diyoruz. Soruda zaten ne demiştik? Negatif ise P11'in yanmasını istiyoruz demiştik. Ve ardından sonsuz döngüyle bitirdik. Yok eğer negatif değil ise yani elde oluşmamışsa bakın elde sıfır ise program nereden devam edecek? Bu satır e, sağlanmamış demektir. Bir alt satırdan program çalışmasına devam edecek. Yani Elde yoksa pozitif kabul ediyoruz. Bu durumda da P1 sıfıra bağlı olan LED'i yakmamız istenmiş. Ona bağlı olan LED'i yaktık. Ve S-Champ X1 ile yine sonsuz döngüye programımızı yönlendirdik buradan. Eğer bunu yapmamış olsaydık bakın ne olacaktı? Negatif için gerekli olan LED'i de yakmış olacaktı. Bu sorunun çözümünü de bu şekilde verebiliriz. Gelelim bir sonraki soruya. TC2 için bir üretim bandından geçen 6256 adet ürünün sayılmasını sağlayacak en uygun T mod ya da T T2 kon değerini 16'lık sayı tabanında birim kullanmadan aşağıdaki verilen boşluğa yerinizdenmiş yani 5. soru için gerekli olan alana bu işlem 244 kez gerçekleştiğinde P17'ye bağlı olan alarmın aktif edilmesi gerekmektedir. Bunun için gerekli olan Program kodunu kesme yapısını kullanarak 6. soruda verilen cevap alanına yazınız denmiş. Evet Sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi bize çıkan soruda TC2 kullanmamız istenmiş. TC2'nin arkadaşlar bu soru için sayıcı modunda En uygun mod denmiş. TC2'yi biz biliyoruz ki ya yakalama modu var ya da otomatik yükleme modu var. Bu soru için en uygun modumuz ne olacaktır? 16 bit otomatik yükleme olacaktır. Eğer bu zamanlayıcı sayıcı 0 ya da 1 olmuş olsaydı yine 13 bit ya da 16 bit modlardan birini kullanabilirdik. En uygun demesinin karşılayacak aslında en uygunu 13 bit moddur ama 16 bit mod kabul 16 bit mod kullanımları da kabul edilmiştir. Lakin 6256 ürünün sayılması için gidip 8 bitlik otomatik yükleme modunu kullanırsak, yani maksimum değerimiz 255 olmasına rağmen ve maksimum sayma değeri 256 olmasına rağmen, e, biz burada 8 bit otomatik yükleme modunu kullanamayız kullanabiliriz ama en uygun mod bizim için o, bu soruda karşılanmaz. Evet. 16 bit otomatik yükleme modu için arkadaşlar sayıcı modunda TC2'nin ayarı 02 hex de olabilir 06 hex de olabilir her iki cevap da kabul edilir 02 hex arkadaşlar TR2'nin setlenmemiş formudur isterseniz o ders notlarına bir gelelim evet bakın T2 kon ayarı burada yer alıyor. Burada arkadaşlar sayıcı modunda kullanacağımızı biliyoruz. Buna ilişkin pinin biz CT2 olduğunu biliyoruz. 0 ise zamanlayıcı, 1 ise sayıcı olacak. Eğer TR2'yi 0 yapmışsanız diğer tüm bitler 0 olacaktır. 0,2 hex kabul etmişsiniz demektir. Ama zamanlayıcıyı da aynı anda başlatayım demişseniz buranın da 1 olmasına karar vermişsiniz demektir. Bu da 0,6 hex olacaktır. Her iki cevap da kabul edilmiştir. Evet bu sebeple arkadaşlar bu sorunun çözümü için 0.2 Hex ve 0.6 Hex doğru olarak kabul edilmektedir. 6.256 tane e, üretim anından geçen ürünün sayılması için gerekli olan başlangıç değerimiz 59.279 olacaktır. Bu soruyu bakın kesme yapısı kullanarak yapmamız istenmiş. Kesme yapısını ne için kullanacağız zamanlayıcı sayıcı 2 için. Zamanlayıcı sayıcı 2'ye ilişkin vektör adresimiz 2B hex'dir. Ve kesme alt programımızın etiketi de kesme olarak belirtilmiş. Bakın T2 konu ayarını yaptık. Biz istediğimiz zaman start vermek istediğimiz için 02 hex olarak yaptık. Başlangıç değerini yükledik. Otomatik yükleme modunda bizim yardımcı saklayıcılara da başlangıç değerimizi yüklememiz gerektiğinden şu satır ve şu satır yapılmak zorundadır bit ET2 ile e, tc 2 ilişkin kesme ayarını aktifleştirmişiz e, ve bütün kesmeler yetkilendirilmiş. Bu işlemin 249 kez yapılması durumu için bize bir eylem verilmişti. Bu sebeple bir tane e, sayaç tanımlamışız ve bu sayaçta 249 e, değeri yüklenmiş. Sonra P17'yi kullanacağımız için bize verilen soruda bana karşılık gelen... Soruda P17'ye bağlı olan alarmın çalınması istenmiş. Dolayısıyla biz burada alarmı da başlangıçta temizlemek zorundayız. Çünkü reset sonrası e, bu pinin 1 olduğunu biliyoruz. Ve sonsuz döngüde bekliyoruz. Eğer kesme oluşursa arkadaşlar. Yani e, taşma durumunda zamanlayıcı sayıcı taşması olması durumunda. Kesme altı programımız gelecek. Bu ne demektir? 6256 adet ürün geçti demektir. Bakın kesme alt programında önce şunu yapmışız. Clear TF2. Bunu derste söylemiştim. Ee, eğer TC2 kullanıyorsanız kesme yapısı kullansanız dahi e, taşma bitini yazılımsal olarak temizlemek zorundasınız. Ama bu TC0 ve TC1 için geçerli değil. Ee, onlar için donanımsal olarak taşma biti temizlenir demiştik. Ve ardından bakın bu işlemin 249 kez olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yok eğer olmamışsa programımız çıka yönlendiriliyor. Çıkta da e, alt programdan e, kesme alt programından çıkış komutumuz yani reti var. Return interrupt. Eğer 249 kez gerçekleşmişse arkadaşlar bakın o zaman şu satırda verilen kod e, aktif olmayacaktır. Bir alt satırdan devam edecektir program. Burada da e, alarmın çalması sağlanmış ve yine kesme alt programından çıkarmışız e, programı bu şekilde sonlandırmışız soruların çözümleri bu şekilde verilebilir.